öncüsü Adnan Bey, adli tabipliğin de tespit ettiği gibi sahte mahkeme kararıyla müvekkilimi evden çıkarmıştır. Emlak komisyoncusu bu yolu deneyerek pek çok kiracıyı evinden, dükkanından atmış ve yeni kiracılardan hava parası, depozit, peşin kira diyerek yüklü paralar almıştır. Bu büyük ama haksız bir kazanç yoludur. Emlak komisyoncusu evlerden ve dükkanlardan kiracı çıkarmak ve yeniden kiraya vermek yetkisini evrak tahribatıyla sağlamıştır. Karar yüce mahkemenindir. Karar. Evinizde güle güle oturun. Sağ olun. Sağ olun. Ziyaretinize hemen geleceğiz. Borcumuzu evet. Da o zaman ödeyeceğiz. Evet. Onu sonra düşünürüz. Hele bir rahatlayın da. Sağ olun avukat bey oğlum. Günaydın. Oh, günaydın Murat Bey. Bekleyen var mı? Evet, içeride. Nasılsın Yakup Efendi? Sayende iyiyiz avukat bey. Hem de nasıl iyiyiz. Davayı kazandık, evimize esenlik geldi. Hep sayenizde avukat oğlum. Bizim kör oğlu yanaklarından öper. Şam sakızlı çoban armağanı. Biraz köy ekmeği, biraz yumurta. Borcumuzu elimize para geçince ödeyeceğiz. Senin fakir fukara babası olduğunu biliriz avukat oğlum. Allah sana devlete zeval vermesin. Sağlıcakla kal bacı. Güle güle. Üstüme iyilik sağlık. Fisfan Allah. Ona para da verdin mi? Bu gece otelde kalacakmış. Üstelik oğlunu da evlendiriyor. Para gerekmiş. Sen bu kafayla gidersen adam olmazsın Murat Bey. Kira geldi. Elektrik, su, telefon faturaları geldi. Çayla kahve bitmek üzere. Bir de senin aylığın var değil mi? 4 ay oldu canım. Neyse biraz daha birikmiş param var. İdare ederim. Neyse kahveni soğutma hadi. Sen tavuk öyle çiçek gibi tutulmaz. Böyle tutacaksın baş aşağı. Böyle. Şehir çocuğu ne olacak? Gir şuraya. Hadi. Arayan soran var mı? Var. O kabadayının adamları aradılar. Arap Yusuf'un mu? Evet. Yengeç gibi yan yan yürüyen iki herif var ya, işte onlar. Bir saat beklediler, sen gelmeyince de çekip gittiler. İyi, boş ver. Yoo, veremem. Basbayağı korkuyorum onlardan. Hem niye aldın o davayı sanki? İşim bu benim. Müvekkilimin haklarını korumak vazifem. Başka arayan? Ne yapıyorsun sen? Tıraş olacağım ama bu köpürmüyor. O tıraş sabunu değil ki, diş macunu. Hay Allah. Az kaldı unutuyordum. Ümran da geldi. İş bulamamış. Uzun uzun oturdu, sonra da gitti. Çok üzgündü kız. Üzüntüleri bitecek. Sağ olsun Şevket baba. Sayesinde Ümran'ı mutlu edecek bir iş bulduk. Ya. Ona gidip müjdeyi vereceğim. Niye tıraş olduğunu şimdi anladım. Düşündüğün şey için biraz yaşlı değil mi? Ya, erkek milleti bu belli olmaz ki. Niye evde kaldığını şimdi anladım. Merhaba. Merhaba. Buyur. Bugün nasılsın? İyiyim. Şevket baba seni soruyor. Ümran kızımı kıracak bir şey mi yaptım diyor. Ne iyi insan Şevket baba. Babamın arkadaşıymış.
Yıllar sonra beni aradı buldu. Kimsesizler yurdunun yalnızlığını, evinin yemekleriyle, ailesinin şefkatiyle unuttum. Aslında ben kimsesizler yurdu kadar mahallenizde büyüdüm. 18 yaşımı doldurdum. Birden hayatın içine bıraktılar beni. Mesleksiz, geleceksiz. Sağ olsun Şevket Baba gene bana sahip çıktı. Elimden tuttu. Yoksa ben ne yapardım? Ama artık çocuk değilim. Mahallemize ve Şevket Baba'ya yük olmak istemiyorum. Sen istesen de yük olamazsın. Mahallenin çocuklarına derslerinde yardımcı oldun. Hasta anaların çocuklarına baktın. Ev işlerine koştun. Yaşlıları yalnız bırakmadın. Oysa Şevket Baba, Ümran kızımıza yük mü oluyoruz diyordu geçen gün. Hiç olur mu öyle şey? Çok kırılırım. Mahalle benim tek ailem. Keşke onlardan hiç ayrılmasam. Bunu neden onlara söylemiyorsun? Söylemeyi çok istiyorum. Öyleyse gidiyoruz. Nereye? Ailene. Söylemeyecek misin? Biraz sonra öğrenirsin. Yeni çocuk yuvamıza hoş geldin kızım. Hayırlı olsun. Bina Şevket Baba'nındı. Mahalleli de yardım etti. Her şeyi kendi elleriyle yaptılar. Eğitim müdürlüğü ve vakıflarında büyük yardımı oldu. Bize yardım edersen burayı anasız, babasız, kimsesiz ve bakıma muhtaç çocuklara yuva yapacağız. İşe giden kadınlar da çocuklarını buraya bırakabilecek. Bura çocuklarının dertlerini bilirsin. Bu çocukların derslerine toptan yardımcı olasın diye düşündük seni. Bir sürü çocuğa bakacaksın. Bir sürü çocuk. Kimsesiz çocuklar da olacak. Bir sürü çocuk. Kimsesiz ve bakıma muhtaç çocuklar. Anası işe giden çocuklar. Bizim çocuklarımız. Onlara ben bakacağım. Ben de böyle bir yerde büyüdüm. Anasız babasız. Burada bütün çocuklara bakacağım. Anne baba olacağım onlara. Çocuklara renkli perdeler dikeceğim. Büyük pencereler yapacağım. Kocadık artık avukat oğlum. Seneler bizi buldukları gibi bırakmıyor. Asırlık yüreğimiz dayanmıyor artık böyle şeylere. Duygulanıyor, efkarlanıyor yüreğimiz. Nasıl da sevindi Ümran kızım. Garip kızım. Garip ya. Onu bulduğumda bir çocuk yurdunun 20 kişilik koğuşunda bir duvar kıyısında yapayalnız oturuyordu. Kırgındı. Küskündü ama akıllıydı. Hassastı.
herkesin yardımına koşardı. Durmadan da okurdu. Bütün okulları birincilikle bitirdi. Teşekkürler alarak, iftihar listelerine geçerek. Ama hayatla barışamamıştı bir türlü. Kırgınlığı geçmiyordu. İlk kez onu böyle gördüm. Güldü, umutlandı. İnşallah bundan sonra da hep böyle yaşar. Bundan sonra hep böyle mutlu yaşar inşallah Hümran kızım. Hepimizin dileği bu. Boşuna bekliyorsunuz efendiler. Avukat bey artık gelmez. Olsun, bizim vaktimiz var. Bekleriz. Öyleyse size birer çay söyleyeyim ben. Hey, hiç zahmet etme moruk. Otur şuraya ve sakın bir yere kımıldama. Günaydın. Kaç avukat bey, kaç! Kaç, kaç! Bir şey mi dedi? Elinin körü! Haydutları görmüyor musun? Aman! Bu beyler mi? Hiç de kötü adamlara benzemiyorlar. Bir arzunuz mu var? Arap Yusuf'tan selam getirdik. Aleyküm selam. Sıhhati nasıl, iyi mi? Dediklerini yaparsan çok daha iyi olacak avukat. Ne mesela? Mahkemeye vereceğin delilleri yok edeceksin. Sonra davayı nefsi müdafaa dümenine getireceksin. Başka? Hepsi bu kadar. Şimdi beni iyi dinleyin Tosuncuklar. Arap Yusuf serserisi masum bir vatandaşı komaya soktu. Ben o adamın hakkını koruyorum. Ağanız cezasını çekmeden elimden kurtulamaz. Peki sen bizim elimizden nasıl kurtulacaksın avukat? Hadi gel seninle dışarıda biraz dolaşalım. Olsunlar güle güle. Davacı olursanız size iyi bir avukat tavsiye edebilirim. Hadi bakalım. Sen de gel. Dur avukat bey. Onu bana bırak. Ay, sana moruk diyordum ya, sözümü geri aldım. Sen de mi düştün avukat bey? Bunun mektebi yok. Ustasından öğreneceksin. Haklısın Şevket baba. Buldun ustasını, öğren bakalım. Gülün bakalım yağcılar. Alayınızın kuyruk acısı var tabii. Atla be baba. Daha geçen gün iki maç bir oyunla kırmadı mı Beloni? O senin kırdığın cevizdi oğlum, ceviz. İşte burada kurt kapanı derler. Hadi kızım Kevin. Kemiğin dişi olduğunu nasıl anladın baba? Baksana, kör nizamın sermayeleri gibi cilve yapıyor. Oyun olur baba. Biter öyleyse. Biter, arkasından zatürre olursun evlat. Hadi bakalım, söyle çayları. Kadir, 4 erkek çayı getir. Ve artık senin evi de güzel bir badana boya yaparız. He? Kolları sıvadık mı, evin işini bitiririz. Sağ olun. Böyle de idare ediyoruz. Tohuma kaçmadan senin acele evlenmen gerek. Önce gelini bulalım, sonra eve bakarız. Baban da evlenmeni istemiyor mu? Tek derdi o. Yarın elini öpmeye gideceğim. Deniz kurduna bizim selamlarımızı söyle. Sağlığınıza babacığım. Yarasın oğlum. Babandan şikayetçiyim oğlum. İki kadehten fazla içmeyeceğim diye yemin etti ama... İşte görüyorsun durumu. Ne varmış yani? Yeminimi tutmadın mı? İki kadehten fazla içmiyorum ki. Kadeh dediğin o bardakta uskumru beslenir baba. Annemi kandıramazsın. Ben onu bir defa kandırdım. 18 yaşındaydı. Doğru nikah masasına. Hayatın tadı kaçtı be oğlum. Koca Cemal Kaptan eski deniz kurdu. Şimdi bulanık sularda avlanıyorum. Annen içkiye sarılmamı nereden anlasın?
Ömrü denizlerde geçmiş adamın karaya mahkum olmasının acısını nereden bilsin? Ferit Bey haber göndermiş. Gel çalış diyor. Düşünüyorum. Ferit Bey seni denizden aldı, karaya bağladı. Ona kırgınsın sanıyordu. Sonra annem eskisi gibi günlerce denize bakıp yolunu gözlemeye dayanamaz. Ha, o kayalara dikkat et. Oldu bana. İkisi de doğru. Ferit Bey'imize bir mazeret uydururuz. Bizi denizden alıp karaya attıysa bir bildiği vardır. Bak, ona kızma. Kızmıyorum. Ama onu affedemiyorum. İyi adamdır Ferit Bey'imiz. Eli açıktır, hayırseverdir. Baksana bir klinik yaptırmış. Açılış töreninde bulunacakmış. Saygıdeğer hastalar, bugüne dek sizleri sağlığa kavuşturmak için yapmış olduğum hizmetlere bugün bir yenisini daha ekliyorum. Açılışını şimdi yapacağımız bu yeni klinik, doktorlarımızın tıbbi gelişmelerine bir ışık, hastalarımıza umut ve şifa olsun. Hayırlı ve uğurlu olması temennilerimizle hep birlikte açacağız. Sizler birer cemiyet kurbanı olmaktan kurtulacaksınız. Saygı görecek, sevileceksiniz. Karınca kararınca size hediye ettiğim yeni binanın mutluluklar getirmesini diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Allah şifalar versin. Olmadan hepinizin iyileşmesi için dua edeceğim. Çünkü hepiniz birer çiçeksiniz. Ölmelisiniz mi? Geberteceğim seni. Öldüreceğim. Göreceksin. Rahat günü. Dur yavrum. İyileşeceksin kızım. Üzülme. Ölmelisin. Öldüreceğim seni. Göreceksin gününü. Öl yavrum sana. Ölmelisin. Özür dilerim Ferit Bey. Hiç beklemediğimiz bir olay bu. Üzdük sizi. Beni üzen şey yavrucağın hastalığı. O da bir ana baba kuzusu. Şimdi sizden rica ediyorum. Kıza özel bir itina gösterilsin. İcap ederse Avrupa'ya gönderilsin. Masrafları ben karşılarım. Hiçbir fedakarlıktan çekinmeyin lütfen. Bütün hastalar adına sonsuz şükranlarımı sunarım Ferit Bey. Siz sadece hayırsever değil, altın kalpli yüce bir insansınız. Rica ederim. Sizlere ufacık bir katkıda bulunabilmişsem ne mutlu bana. Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun efendim. Hastalara şifa temennisiyle kurdeleyi kesiyorum. Soruşturma yapmak zorundayım. Lütfen bütün hastalar ve personel yerlerinde olsunlar. Bu isteğinizi derhal yerine getirebilirim komiser bey. Kızın intiharında bir sorumlu mu arıyorsunuz? Hayır, olayın intihar olup olmadığını araştırıp. Günaydın. Günaydın Murat bey. Bekleyen var mı? İçeride. Oh, Hatice teyze, hoş geldin. Seni rahatsız ettim oğlum. Bak şu teyzemin lafına. Başımda yerin var senin. Nasıl özledim sizleri. Kaç yıl oldu görmeyeli. Az mı hakkım var bende? Kemal hayırsızı nasıl? Kemal. Kemal'e bir şey mi oldu? Oğlumu yakaladılar. Cinayet işlemiş. Kemal katil olamaz. Atacaklar belki de, mahvoldu. Bitti Kemal'im. Ağlama Hatice teyze. Bana güven. Önce işin aslını öğrenelim. Ama Kemal'in katil olamayacağına inancım var. Ben de senin bir oğlunum. Evine git şimdi. Ben sana uğrarım. Göreceksin, her şey düzelecek.
Selam komiserim. Oho, merhaba Murat Bey. Buyur otur. Ne haber? Haberler sizde. Kemal için, arkadaşım için geldim. Şampiyonun durumu berbat. Nedir, kimi öldürmüş? Akıl hastanesindeki bebekli kızı. O kız intihar etmemiş miydi? İntihar süsü verilmiş. Boynu kırılarak öldürülmüş. Sonra asılmış. Adli tabip raporu çok kesin. Suç delili? Kızın bebeğini Kemal'in eşyaları arasında bulduk. Bu yeterli mi? Değil tabii. Bebekli kız bir tek darbeyle öldürülmüş Murat. Senin arkadaşın şampiyon vurduğunu devirirdi. Unutma. Anlıyorum. Kendisi ne dedi? Sorguya aldık, hiç konuşmadı. Komiserim, şu andan itibaren Kemal'in avukatıyım. Onu görebilir miyim? Burada olsaydı memnuniyetle. Ama sorgusundan sonra tekrar hastaneye gönderdik. Hastaneye mi? Evet Murat. Kendini hazırla. Arkadaşın Kemal artık eski şampiyon Kemal değil. Ne olursa olsun o gene benim arkadaşım. Sağ ol komiserim. Merhaba şampiyon. Merhaba arkadaş. Seni arkadaş. Neredeydin? Kaybolmuştum. Hem öyle bir kaybolmuştum ki kendimi bulamadım bir daha. Şimdi de bir ölüyüm ben. Benim arkadaşım yaşarken ölmez. Güçlüdür çünkü. Anlat bana her şeyi Kemal. Anlatacak bir şey yok. Bebekli kız. Öldürdüm onu. Neden? Sinirimi bozdu, öldürdüm. Böyle konuşursan sana yardım edemem. Yardım istemiyorum kimseden. Ben yabancı değilim Kemal, arkadaşınım. Bir cinayet işlediğine inanamıyorum. Niçin susuyorsun? Rahat bırak beni. O kızı öldürdüm, seni de öldürürüm. Yapmazsın biliyorum. Bilirsin, korumak için susuyorsun sen. Hayır! Evet. Hayır! 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 Yumruğun eskisi gibi sıkı arkadaşım. Defol! Öldürürüm seni! Öldürürüm seni! Bırakın! Bırakın beni! Bırakın beni! Öldürürüm! Öldürürüm! Bırakın! 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 Bırakın beni! Öldürürüm! Bırakın! Ziyan oldu kızımız. Okutmak için nasıl da çırpınmıştık. Yüksek okulu bitirmişti. Telli duvaklı gelin olacakken kefen bezi nasip oldu yavrum. Acınızın büyüklüğünü anlıyorum. Bir sevgilisi var mıydı? Bazı geceler erkek arkadaşları onu eve bırakırlardı. Ama karışamazdık. Bir şey soramazdık. Evet.
Arkadaşlarından hiç kimsenin adını veremez misiniz? Bir gece içkili gelmişti eve. Nişanlandığını söyledi. Delikanlının ismi... Ne olur gidin, kocam geldi. Kimseyle konuşma demişti. Çok sinirlidir. Bana o delikanlının adını söyle. Buyur bey. Kim bu? Bey avukatmış, bazı şeyler öğrenmek istiyor. Biz bildiklerimizi polise anlattık. Manyak bir katil kızımızı öldürdü. Hepsi bu kadar. Ölen sizin kızınız. Öldüren de benim çocukluk arkadaşım. Suçluysa mutlaka cezasını çekecek. Ama ya değilse? Suçlu olduğu belli. Evimizden git artık avukat bey. Başınız sağ olsun. Güzel bir resim. Çok pahalıdır sanırım. Serap Hanım hediye etmişti kızımı. Serap mı? Evet. Kızım ressam kadının mankenliğini yapardı. Güle güle avukat bey. Teşekkür ederim. Bir daha ağzını açarsan gebertirim seni. Babası ölünce böyle olmuş. Yaşayan bir ölü. Doktorlar uzun süren bir ateşli hastalıktan sonra çocuklar böyle olabilir diyorlar. Birkaç tedaviyi birden deniyorlar. Allah'ım, küçücük bir çocuğun bunca acı çekmesin niye? Onun tüm acılarını alsan, bana versen Allah'ım. Olmaz mı? Kemal'im nasıl? Hasta değil inşallah. Ona sevdiği kurabiyeleri yapıyordum. Her şey düzelecek, merak etme. Sırası mıydı hastalanmanın? Dayanamadı bu acıya yaşlı kalbim. Hatice teyze, Kemal'in öldürdüm dediği kızı tanır mıydın? Hayır, ama Serap'ı bilirdim. Çok meşhurmuş. Oğlumun başını o yedi. Beraber oturdular. İçkiye, kumara müptela oldu. O kadını deli gibi seviyor. Seni gören azgın bir boğa sanır. Oysa bir hiçsin. Sana ve erkekliğine fırçamla can verebilseydim. Yeter, yalvarırım alay etme benimle. Serap Hanım, bir ziyaretçiniz var efendim. Kimmiş? Avukat olduğunu söyledi. Geliyorum. Giyin, galiba sana ihtiyacım olacak. Evet. Beğendiniz mi? Güzel. Model mi? Resim mi? Her ikisi de. Birbirlerini tamamlamışlar.
Adım Murat, avukatım. Kemal'in avukatı. Kemal mi? Evet, şampiyon Kemal. Hatırladım. Bir zamanlar oyalamıştı beni. Kuvvetliydi. Tam bir erkekti. Şimdi öyle değil Kemal. Başkaları da artık eskisi gibi değiller. Örneğin bebekli kız. Ne demek istediğinizi anlayamadım. Bebekli kız kim? Öldürülen kız. Adı Melek. Size modellik edermiş. Sayısız modellerim var benim. O kızı ayrıca çok severdim. Beyaz zehire alışmış ne yazık ki. Kemal de alışmış. Alıştırmışlar. Buraya niçin geldiğinizi henüz söylemediniz. Kemal ile Melek arasındaki ilgiyi öğrenmek istiyorum. Bu konuda size yardımcı olamayacağım. Çünkü ben de bilmiyorum. Oysa ikisini de tanıyorsun. Sadece bir tesadüf. Bana öyle geliyor ki bu tesadüfler bizi tekrar karşılaştıracak Serap Hanım. Memnun olurum karşılaşırsak. Şu adama dikkatle bak. Ona bakıyorum zaten. İyice tanıdın mı? Hiç unutmam artık. Serap'la konuştum Kemal. Nerede buldun onu? Her taşın altından o kadın çıkıyor. Bildiklerini anlat bana. Bildiğim tek şey Serap'ı sevdiğimdir ona. O layık değil senin sevgine. Anneni düşün. Kahrından ölecek zavallı. Beni öldü bilsin anam. Unutsun. Meleği ben öldürdüm. Serap'la uğraşma. Yalvarıyorum sana. İntihar ediyorsun. Hayatımda hiçbir şeyim olmadı. Serap'a rastlayıncaya kadar. Ve onu sevdim. Bu sevgi benim için kutsaldır. Uğruna ölmeye değer. Onu koruyacağım. Temiz tutacağım. Melek Hanım'ı hastane hekimin yatırdığı kayıtlarda yok. Masraflarını ödeyen bir vakıf görülüyor. Ancak bu vakfı bulamadık. Sizce garip değil mi? Bu kızın her şeyi garipti. Eroinmanlar genellikle böyle olurlar. Kullanıldıktan sonra bir köşeye atılırlar. Ziyaretçisi yok demek mi bu? Evet öyle. Ya. Zavallı kız. Teşekkür ederim. Kahve yok. Bugün içki var. İç de biraz açıl. Bu haline dayanamıyorum. İçime fenalıklar geliyor. Diş macunu, tıraş kremi. Diş macunu ile tıraş olmayasın diye üzerine kocaman yazdım. Oldu mu? Kemal'in suçsuzluğunu bir ispat et. Seni karşıma alacağım. Küpelik oluncaya kadar içeceğim. Onu kurtaracağını biliyorum seni. Evet. Çocuk gözlerini açmış. Anne demiş. Ne? Sen mi çocuksun o mu çocuk anlamadım. Artık iyileşeceksin. Bir şeyin kalmayacak, göreceksin. Anne. Güldü bana, anne dedi. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum.
Onu hastaneye yatırmayacağım. Bütün çocukları ilaçtan çok ilgi ve sevgi iliştiriyor. Zavallı çocuk. Kim bilir daha önce nasıl bir dünyada yaşadı. Bana hep güzel masallar anlatacağım. Beraber oynayacağız. Güzel uyuyor değil. Belki rüya görüyor. Seni görüyordur. Adının Murat olduğunu biliyor musun? İki lokma bir şey ye, sonra biraz uyu. Adaşıma ben bakarım. Çocukların kahvaltıları, yarın için her şeyleri hazır. Hem uykum da yok. Sevinçten. Bazı çocukların yemeyip sofrada, mutfakta bıraktığı yiyeceklerin bazı çocuklar için nasıl umut ve mutluluk olduğunu bilir misin? Sabahları zeytin ekmek yerdik. Bayramlarda bisküvi verirlerdi. Bayramları çok severdik bisküvi yiyeceğiz diye. Ziyaret günleri dışarıdan oyuncak getirirlerdi. Oysa biz yiyecek beklerdik. Garip bir açlıktı bu. Bir portakal, bir elma bizi katı dört duvar arasından çıkarır, bahçelere götürürdü. O zaman yaşadığımızı anlardık. Allah'ım, bütün çocuklar doysun. Bütün çocuklar meyve yesin. Biz küçük Murat'ı kurtardık ama böyle bilmediğimiz daha ne çocuklar var. Senin yaptığına çomak sokmak denir oğlum. Ferit Bey'i bu pis işe nasıl sokarsın ki? Kemal o cinayeti işlemedi. Seven yiğit bir erkek olarak aşkını korumak için ölümü göze alıyor. Ölen kız despot, cahil bir baba ve kaderci annenin yoksul dünyasından kurtulmak için Serap Hanım'a tutunuyor. Serap, sapık, uyuşturucu kullanan bir kadın. Meleği Ferit Bey'in oğlunun kucağına atıyor. Adice işlenmiş bir cinayete süslü sebepler arıyorsun. Üstelik Ferit Bey'e bulaşarak. Bulaşmıyor, delilleri değerlendiriyorum. Hem bu kadar kızmana sebep ne? Ferit Bey büyük adamdır, güçlüdür. Adamı tahta kurusu gibi eziverir. Senin oğlun tahta kurusu değil baba. Ben de bundan korkuyorum. Hadi yemeğe eve gidelim. Yapılacak bir sürü işim var. Duruşmadan önce delilleri bulmazsam Kemal mahvolur. Ne yaparsan yap ama Ferit Bey'i karıştırma. İlgisi yoksa tamam. Ama varsa... Sen akıllanmazsın be deli oğlum. Ne
Biri Murat'a saldırdı. Murat! Hastaneye koşturalım mı baba? Yok canım, Murat öyle iki sopayla hastanelik olmaz. Ne yapsak şimdi? Hadi içeri taşıyalım onu. Taşıyalım. Hadi oraya taşıyalım işte. Hadi. Aman alın şunu başımdan. Beynim dondu be. Yapma oğlum, beyin kanaması olabilir. Beyin kanaması mı? Beyni yok ki kanama olsun. Kaç defa söyledim düşman kazanıyorsun diye. Ama dinleyen kim? Avukat bey. Böyle düşman dostlar başına. Sapıttın mı oğlum? Dayak yedin diye neredeyse göbek atacaksın. Doğru. Kemal'in işi üzerinde yürümem bazı kimseleri rahatsız etti. Demek ki doğru yoldayım. Sen bu kafayla gidersen askere alırsın tezkere. Tahtalı köyü boylayacaksın avukat bey. Belki haklısın Murat. Ama bir tehlike içinde olduğun besbelli. Ah, o herifi bir yakalasaydık. Peşinden koştum ama tazı gibi kaçıyor. Atma be, korkudan arkamıza saklanıyordun. Sağ olun. Kafama takılan bir şey var. Saldıran adam çok güçlüydü. Bir ara boynumu kıracaktı. Demek ki öldürme şekli bu. Kafana takılan ne? Bebekli kız da boynu kırılarak öldürülmüştü. Şüphelendiklerim rahatsız oldular ki beni yıldırmak istediler. Böyle profesyonel bir katili de... Parası olan mı kullanır? Ferit Bey diyeceksin. O böyle bir şeye tenezzül bile etmez. Bugünden sonra da sen bizde kalacaksın. Mahkeme yaklaştı. Kemal'in hayatı bazı delillere bağlı. Kısa bir zamanda delilleri bulmam gerek. Zaman çok önemliyse tek başına her yere yetişemezsin. Hem sen dikkati de çekersin. Malum ya, bir avukattan herkes korkar, konuşmaz. Vazife taksimi yapalım. Ben Serap Hanım'ı bulayım. O benim kısmetim. Sen başka kapıya. Öyleyse Ferit Bey. Başka kapıya Zeynel. Ferit Bey benden hiç şüphelenmez. Ben açıkta mı kalırım? Sen Zeynel'le birlikte bebekli kızın muhitinde dolaşacaksın. Nasıl yaşamış, kimlerle arkadaşlık etmiş, hepsini öğreneceksiniz. Hadi vazife başına. Ferit Bey'le randevum vardı. Cemal Kaptan geldi dersiniz. Peki efendim. Cemal Kaptan geldi efendim. Sizi bekliyorlar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ooo kaptan, hoş geldin, hoş geldin. Buyur, otur. Oğlunu vazgeçiremedim. İnatçıdır, namusludur. Öyleyse günah benden gitti. Beni tanırsın, bilirsin. Çok gözyaşı dökerek geldim buraya. Bana zarar verecek her şeyi yıkar geçerim. Ona dokunma. Oğluna mı? Neden? O benim oğlumun hayatını mahvedecek. Benim gibi bir adamın ticari hayatını, sosyal hayatını bitirecek. Sana eski dostluğumuzun hatırı için bir fırsat daha tanıyacağım. Mahkemeye delilleri yetiştiremezse... Mahkeme karar verecek ve Kemal suçlu bulunacak. Oğlum da ben de kurtulacağız. Hangi delil peşinde olduğunu, nasıl ele geçireceğini öğren ve bana bildir. Ona dokunmayacaksın. Söz ver. Sadece mahkemeye geç kalacak. Buraya gel ve dön. Güzelsin. İyi bir model olabilirsin. Teşekkür ederim. Alo? Evet benim. Sizi dinliyorum. Evet. Çok iyi anladım.
Ben gerekeni yaparım. İyi günler. Seni çok özledim. Evet, başaracağından eminim. Demek beni işe alıyorsun? Yo, hemen değil. Gerektiği zaman seni çağıracağım. İşe alındın sayılır. Çok iyisin. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Size adres bırakmayı unuttum. Beni nasıl arayacaksınız? Seni kimden arayacağımı biliyorum. Kimden? Murat'tan. Avukat Murat'tan. Ölen kız Melek, gençlik hayallerini gerçekleştirmek için en tehlikeli yolu seçmiş. Tanımadığı renkli, paralı bir dünyaya girmiş. Zengin adamlar, şöhretli kadınlar, satılan vücutlar ve uyuşturucu. Ama birileri bu renkli dünyanın kapılarını ona açmış. Serap Hanım'ı adım adım takip ediyoruz ama delil yok. Benim de vaktim yok. Kemal'in ölüm kararı verilmek üzere. Suçluyu biliyorum ama yaklaşamıyorum. Sen de bir kanun adamısın Murat. Yardımlarını kabul ederim ama müdahale etmene izin veremem. Ben haddimi bilirim komiserim. İyi günler. İyi günler. Her şey yolunda giderken Serap'a bir telefon geldi. Benim Murat tarafından gönderildiğimi ihbar ettiler. Ben şoför Ahmet'e yanaşmıştım. Tam iki laf edecektik, üç adam gelip Ahmet'i alıp götürdüler. Yani benimle konuşmasını istemediler. Sen ne yaptın Temel abi? Bebekli kızı Muhit'in de epey dolaştık. Herkes kızı tanıyor ama hiçbir şey söylemiyor. Herkesin kulağı çekilmiş Murat. Zılgıt yemişler belli. Yalnız bir şey öğrenebildik. Kız birine deliler gibi aşıkmış. Kime? Öğrenemedik kim olduğunu. Ama bir fotoşopçak onların ikisinin resimlerini çektiğini söyledi bize. Resimleri... Yarın verecek. Bu çok önemli. Ferit Bey'le görüştüm. Ölen kızı ilk ve son kez hastanede görmüş. Sana selam söyledi. Elimden gelen yardıma hazırım dedi. Suç delilleri, ayrıca sanığın cinayeti işlediğini itiraf etmesi kararı gerektirmektedir. Söz hakkı istiyorum. Buyurun. Müvekkilimin ruh halinin de nazara itibara alınması gereklidir sayın yargıcım. Ayrıca elimde müvekkilimin cinayeti işlemediğine dair deliller var. Bu delillerin incelenmesi ve adalete teslim edilebilmesi için zamana ihtiyaç vardır. Gerekenin yapılması için yüce mahkemenizden bir erteleme kararı alınmasını rica ediyorum. Savunmanın mahkemeye sunacağı delilleri kabul ediyor musunuz sayın savcı? Evet. Savunmanın mahkemeye sunacağı bütün delilleri kabul ediyorum. Karar. Duruşma 5 Haziran 1985 Çarşamba günü saat 10 olmak üzere talik edilmiştir. Teşekkür ederim efendim. Fotoşopçak sanki toz oldu. Kime sorsak görmedik dediler. Arıyoruz ama bulamıyoruz. Sanki ne yapacağımızı ezbere biliyorlar. İstihbaratları çok iyi çalışıyor. Bizim çok gizli hareket etmemiz şart. Fotoşopçaklar genellikle bir stüdyoya çalışırlar. O stüdyoyu öğrenebilseniz faydalı olur. Hemen arayalım, bu iş beni sarmaya başladı. Fazla sararsa sonra kör düğüm olursun Temel Efendi. Alo. Evet, buyurun. Benim. Kemal hastaneden kaçmış. Her şeyi mahvedecek şimdi. Onun nereye gideceğini biliyorum. Akşama görüşürüz. İnşallah, güle güle. Seni sevmiştim. Söyleyeceğim bittiyse defol. Bizi rahat bırak.
her şeyden çok sevmiştim. Geberteceğim. Olduğunu ilk görüşte anlamıştım. Ben de senin olduğunu ilk görüşte anlamıştım. Onun ne mal olduğunu biliyorum artık. Sen hiçbir şey onun için yapmadın. Sevgin için yaptın. Erkekçe yüreğindeki güzel şeyleri korumaya çalıştın. Başaramadım. Başaracaksın. Umut var mı? Olacak. Her şey eskisi gibi güzel olacak. Umut olsun istiyorum. Her şeye yeniden başlamak istiyorum. Her şeyi önceden haber alıyorlar. Sanki aramızda casusları varmış gibi. Böyle bir şey olmaz. Niçin olmasın? İnsanlar çiğ süt emmiştir evlat. Öyle değil mi kaptan? Doğru tabii. Ben de şaşırdım kaldım. Neredesiniz yahu? Kör evimizin başındaydık Şevçat baba. Stüdyoyu bulduk Murat. Buldunuz mu? Kaçar mı Murat? Bizim fotoşipşak siparişleri... Stüdyo Yaşar'a veriyormuş. Hah, oraya veriyormuş. Yarın sabah ben alırım. Biri başıma vurdu. Kimdi? Göremedim ki. Ya negatifler? Onları da almış. Resimlerin negatifleri bende Ferit Bey. Aferin sana kaptan. Çok büyük bir iş başardın. Artık oğlun hava alır. Negatifleri ver bakalım. Onlar bende kalacak. Oğlumun hayatının sigortası olarak bende kalacak. Bu sözünle oğlunun ölüm emrini vermiş oldun kaptan. Oğluma dokunursanız alayınızı yakarım. Yakarsın. Ateş senin elindeyken ben rahat edebilir miyim kaptan? O negatifler sendeyken senin sigortan olabilir belki. Ama oğlunun asla. Karar ver şimdi. Peki. Onları yarın sana getireceğim. Yo, sen zahmet etme. Ben aldırırım. Çünkü buraya sık sık gelmen doğru değil. Tamam mı? Tamam. Güle güle kaptan. Ben de seni aramak için çıkıyordum. Hayrola Ümran? Babam. Babam bir kaza geçirmiş.
Başın sağ olsun. Otopsi yaptırtalım mı? Evet, iyi olur. Başın sağ olsun. Sağ ol. Ne zaman olmuş kaza? Takriben 6 saat önce, sabaha karşı. Babam çok iyi yüzerdi. Öyle adam yüzemez Murat. Babanın boynu kırılmış. Bir cinayet mi yani? Emin misin? Kesin değil. Motor kayalığa bindirmiş. Çarpışma sırasında boynu kırılabilir. Doktor raporu her şeyi açıklar. Gereği yok bence. Ayrılamam derdi. Deniz babanı elimizden aldı oğlum. Babam senin ağlamanı hiç istemezdi anne. Elimde değil ağlamamak. O gece çok düşünceliydi. Hep albümlere baktı. Eski günlerini yaşamak istiyordu sanki. Sabah denize çıkarken bir başka türlü veda etti bana. Nasıl başka türlü anne? Ne bileyim. Sanki uzun bir yolculuğa çıkıyormuş gibi. Dönmeyecekmiş gibi. Keşke bırakmasaydın. Dinler mi oğlum? Yalnız bir şey tembih etti bana. Anlamadım. Neydi anlamadığın anne? Murat gelince albümle bebeği ona ver dedi. İşte bebek bu. Babam bana bir şeyler söylemek istemiş. O albüm nerede anne? Ayırdım onu, komodinin üzerinde. Kim bu delikanlı anne? Ferit Bey'in oğlu Tarık yavrum. Dün gece baban çizdi o resmi. Babamın ne demek istediğini anladım. Bebekli kız ve nişanlısı Tarık. Ne demek istediğini anlayamadım. Bebekli kızın oğlun Tarık'la nişanlı olduğunu duydum. Bu gerçeği niçin sakladın? Ailevi bir mesele. Raydan çıkmış bir kızı. Aileme gelin olamazdı. Şerefli bir yaşantım var. Para verdim kıza. Servet verdim. Ama oğlumun yakasını bırakmadı. Ve bu yüzden öldü. Su testisi su yolunda kırıldı. Tarık'la konuşacağım. Mahkemeye şahit olarak çıkartacağım oğlunu. Rahat bırak onu. Ben bir babayım. Oğlum için her şeyi göze alırım. Baban da senin için her şeyi yapmıştı. Ne demek bu? Baban bir kaçakçıydı. Seni okutmak için kaçakçılık yaptı. Kaçakçılık. İmkansız bu. Her seferinde 50.000 alırdı. Okuduğun yılları düşün Murat. Masrafları nasıl karşılıyordu baban? Hiç düşündün mü? Senin için baban her şeyi göze aldı.
pis, iğrenç bir iftira. O halde babanın banka hesaplarını incele. Bir de kaptanlık maaşlarını hesapla. O zaman gerçeği anlayacaksın. Dediklerin doğruysa avukatlık diplomamı yırtarım. Budalasın sen. Kendini harcayan enayinin tekisin. Biraz kafanı kullan. Nasıl? Oğlumun yakasını bırak. Zengin ederim seni. Babana yaptığın gibi. Yoksa... Yoksa ne? Gerçekleri ortaya çıkartırım. Baban da mezarında pek rahat edemez. Sen zahmet etme. Babamı ben ihbar edeceğim. Ferit Bey'le de böyle mi sevişirdiniz? O daha değişik şeyler isterdi. Ne gibi? Ben, ölen kız. Sizi seyrederdi değil mi? Oğlu Tarık nasıl karıştı bu işe? Ölen kızı kıskandın, devreye Ferit Bey'in oğlu Tarık'ı soktun, ha? Hayır. Ferit Bey değişik kızlar isterdi. Korkunç değişik şeyler isterdi. Bu arada Tarık'la Melek sevişmeye başlamıştı. Tarık nerede şimdi? Hayvan. Ben sabırlıyım, beklerim. Kilyos'ta, tepedeki evde. Çıldıracağım. Küçük bey, kilitli başladı. Bir gıdım verelim bari. Verin.
Yollarım beyaz benim. Geçti değil mi? Söyleyince hemen atla. Atla! (Gülüyor)
Söz hakkı istiyorum sayın yargıcım. Buyurun. Savunma avukatı yüce mahkemeye gelmemiştir. Bu durumda sanığın suçsuzluğunu ispat edecek deliller de yüce mahkemeye sunulmamış oluyor. Kaldı ki eldeki deliller ve sanığın itirazı duruşmanın karara bağlanmasını gerektirmektedir. Savunma avukatının gereksiz yere duruşmayı engellemeye ve olmayan delillerle mahkemenin kararını geciktirmeye çalıştığını göz önüne almanızı saygılarımla rica ederim. Mahkemenin karar vermesine bir diyeceğiniz var mı? Yok efendim. Karar. İddia makamına soruldu. Karar hakkında diyeceği olmadığı beyan edildi. Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesinin B bendine dayanarak Yusuf oğlu Kemal Şentürk'ün bilerek ve azmederek cinayet işlemekten... ve katili bilenlerin resimleri. Yüce Mahkemenin kararını etkileyecek tanığın dinlenmesini rica ediyorum. Tanık dinlenecek. Adınız? Tarık Gürmeliç. Baba adınız? Baba adı Ferit Gürmeliç. Bildiklerinizi anlatın. Babam ünlü bir iş adamı olmasına rağmen özel hayatı, özellikle kadınlarla olan ilişkisi çok garipti. Ölen kız Melek bu ilişkinin bir kurbanıydı. Onu babam Ferit Gürmeliç öldürdü. Tanıklık yapmamam için de beni sakladı. Babam mevkii ve sahip olduğu kanunsuz kara para ile bütün insanları kullanıyor. Sana yakışıyor. Öyle değil mi Murat?